Hürrem Sultan Sadıka Hatun'u saraydan atıp taşa yollamak istedi. Kadınca mevzuatlar... Başka. Başka söyle. Aslanımla İbrahim Paşa, senin gebelik havadisinle seferde maneviyat bulacaklar. Validem, izniniz olursa bu havadisi hemen vermeyelim. Kalbim bunun heyecanına henüz intibak etmemişken... maazallah bir aksilik vuku bulursa. Ağzından yer alsın Hatice'm. Lütfen böyle şeylerle endişelenme. Yorma o kalbini. Benim canım ipeğim, Allah'ın izniyle... doğacak civanpare. Benim torunum. Bu sahibi kaybetmemek için canımı vermeye razıyım validem. Sultanım, demeyin öyle. Ağzınız bile alışmasın bu laflara. Hepimiz sizin sıhhatle evladınıza kavuşmanız için yanınızda olacağız. Validem. Sultanım, hayırlı uğurlu. Duydun mu yoksa? Evet, duydum. Çok sevindim sultanım. Tebrik ederim. Validem, Hatice Sultanım'ı buradan hiçbir yere göndermeyelim. Bizzat ben alakadar olacağım. İyi. Hünkârım, huzurunuzda olmayı nasip eden Yüce Rabbime hamdolsun.
Malkoçoğlu Bali Bey. Ataların gibi senin de devlete aliyeye olan sadakatini iyi bilirim. Tam vaktinde yetiştin. Yolunuza ömrümüz feda hünkârım. İçime bir his düştü. Haydi yiğitlerim, hünkârımızın önünü temiz edelim dedim. Onu karşılayalım. Biz de sizinle Semendre ile Drava arasında akşam olmadan karşılaşmak için at sürüyorduk. Neyse ki Allah'ın izniyle bu suyu alt ettik. Hünkârım, Gülayoş sizinle karşılaşmamak için elinden geleni yapıyor. Korkaklar, savaş meydanından kaçanlar pusu kurarlar paşa. Başına gelecekleri biliyor elbet. Hünkârım, müsaadeniz olursa gece çökmeden ormandan gidelim. Ordugâhta olmanız daha isabetli olur. Gidelim. Hünkârım, yarınıza bir baktırsaydık. Mühim değil, iyiyim ben. Derhal geldiğin yere geri git. Ve kralın Layoş'u bul ve ona de ki... geliyor Sultan Süleyman Han. Canını almak için geliyor. Ali Bey... Şövalyeyi eli boş gönderme. Layoş'a bir hediyem olacak. Demek Sümbül Ağa'yla beraber kalacaksınız. Vallahi ben de bayılmıyorum. Ahu gözlü bir Dilber yerine Sümbül düştü bahtıma. Aman Gül'a, aman duymasınlar. Mahsus'tan söylediğine inanmazlar. Burası tekin değildir. Hanedan sarayı cennetken cehenneme dönüşür. Edirne'ye dönersin vallahi. Gül'a. Emredin sultanım. Şeker Ağa'ya söyle tepsimi terasıma getirsinler. Şehzadelerimle birlikte yiyeceğiz. Emredersin sultanım, bizzat alakadar olacağım. Sultanım. İşin yok mu senin? Tamam, kabahatim büyük. Lakin izin verin de telafi edeyim. Gözüme görünmek yâfi. Ne olmuş bunlara? Büyük ittifak bozulmuş mu? Ben hemen öğrenirim sultanım. Sadece öğren. Küçük aklının ortalığı karıştırma. Sümbül Ağam. Bak, bunları gece yaptım. Tam kıvamında. Ağzına layık. Al bir tane. Tatlı. İki lokmayla beni kandıracağını mı sanıyorsun? Bire şaşkın! Zehir uzakkan! Ya Sümbül Ağam, deme öyle. Ben sana ne yaptım? Daha ne yapacaksın? Gülay'a yamanmak için yatağını döşeğini taşıyorsun. Mutfağa da sok, besle balla kaymakla. Aşk olsun Sümbül Ağam. Harem'in niye bu hallere düştüğü belli oldu. Bakıyorum hiç kimse çalışmıyor. Hatunlar gibi çeneniz düşmüş. Çan 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 çene. Ağzınız değil, eliniz iş tutsun. Şeker Ağa.
Hürrem Sultanım yemeğini terasında bekler. Hazır mı? Hazır Gülağım. Buyurun, size de bir ikramımız olsun. İstemez. İşim gücüm var benim. Boş gezenim, boş kalfası değilim ben. Gülağım. Uykun ağır mıdır senin? Ha. Niye sordun? Böyle konuşmaya devam edersen bir gece boğazını sıkıveririm, ruhun duymaz. Kafacıma sen de lan! Duydunuz mu? Beni tehdit etti. Şahitsiniz ha! Şahitsiniz. Arapça saydırdı bana. Esma, dur bir şey soracağım sana. Çok işim var Gülşah Hatun. Hürrem Sultan beni bekler. Nigar Kalfa. Kaç gündür yüzü gülmüyor. Ne oldu acaba? Sen bir şey biliyor musun? Vallahi bilmiyorum. Lakin Hürrem Sultan fena kızmış ona. Odasından kovdu. Yüzünü görmek istemiyorum bir daha diye bağırıp çağırdı. Mevzu neymiş peki? Bilmem artık ne yaptıysa. Hürrem Sultan çok kızmış belli. Çekil şimdi de bana da köpürmesin. Sultanım, sizi ıspanak yatağında kuzu kapama ve bademli pilav hazır ettirdim. Sağ ol. Neredesin Esma? Bıraktın çocukları. Geldim sultanım. Sultanım, size bir cariye daha mı bulsak? Esma Hatun yetişemiyor tek başına. Evet, yetişemiyor. Ama kime güvenip emanet edeyim şehzadelerim? Sultanım, bana güvenebilirsiniz. Şu andan itibaren olaya el atıyorum. Size en iyi, en çalışkan cariyeleri bulup hizmetinize sunacağım. İşte o zaman dile bende ne dilersen Gülah. Sizin güler yüzünüzden başka ne isterim yüce Rabbimden? Tamam. Layoş nerede? Konuş! Sana diyorum! Layoş nerede? Yapma. Konuş o zaman. Layoş nerede? Ordugah nerede? Kaç kişi?
Malkoçoğlu Vali Bey söylendiği kadar varmış. Maşallah cesur, atak. Onun buradaki varlığı ve kuvveti ziyadesiyle faydalı olacaktır. Doğru dedin Matrakçı. Senin gibi fıkı yürekli değil. Doğru dedin. Şövalyelerim, Sultan Solomon'un sonu geldi. Poltamori mutlak başarıya ulaşmıştır. Sultanlarını kaybeden Osmanlı ordusu dağılır. Yüce Efendimiz, Tolna'ya gelmekle hata ettik. Bu dini bırakmamalıyız. Düşman çok yakınımızda. Ve Osmanlı kesin zafer peşinde. Kesin. Kral Hazretleri, haberciler geldi. İçeriye alın. Majesteleri. Solomon, öldü mü? Poltamori nerede? Kafi kafi. Sızısı hayli azaldı. Paşalar gelsinler. Konuştular mı? Hünkârım, Lavuş bu dinden çıkmış, Tolna'ya gitmek niyetindeymiş. Tolna? Tolna, Mohaç'a yakın bir kaledir. Biraz şimali Mohaç'tır. Kafirler zaten ordumuzu Mohaç havasında karşılayacakmış. Hünkârım, yolu yordamı tekrar tetkik etmek zaruri gözüküyor. Neyine güveniyor bu gafil? Voyvodalarından destek almış olabilir. Dünya alem yanında olsa kâr etmez. Canını almadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Tabii paşaların, beylerin bana yeni hain pusular kurulmasına engel olabilirse. Paşa, tez istişare divanını topla. Öyle bir hamle yapmalıyız ki hiç ummadıkları yerden vurmalıyız. Allah'tan tek dileğim İbrahim'in sağ salim geri dönmesi. Nefesi kesilsin. Dönüşü olmasın. Ne dedin? Duymadım. Kendinizi üzmeyin dedim sultanım. İbrahim Paşa kuvvetlidir maşallah. Kolay kolay yere düşmez, gelir. Allah'ın izniyle. Hünkârımla sağ salim gelirler elbet. Amin. Lakin benim asıl korkum bu değil. O gece çıkmıyor bir türlü aklımdan. Bir daha katlanamam buna. Keşke o günler gelse. Bebeğimi kucağıma alsam. İbrahim yanımda olsa. Benim güzel sultanlarım, bir arzunuz var mı diye sormaya geldim. Ayrıca kendi ellerimle gül şurubu yaptım.
teskin eder, huzur verir. İyi olur, ihtiyacımız var. Sultanım. Nigar Kalfa. Beni görmek istemişsiniz. Bizi yalnız bırakın. Gel bana yardım et. Sultanın nasıl? Görünmüyor epeydir. Kimi diyorsunuz efendim? Hani şu en sevdiğin, sözünden hiç çıkmadığın sultanın diyorum. Ne o? Aranız mı bozuldu yoksa? Ne haddimize sultanım? Yok, neden bozulsun? Hizmetindeyim. Bilmem. Sen söyleyeceksin, ben de öğreneceğim. Ellerine sağlık. Afiyet olsun sultanım. Sultanım, müneccimlere baktırsak, sorsak mı acaba? Bilmem. Ferahlarız biraz. Benim de hünkârımı düşünmekten uykularım kaçıyor. Peki. Olabilir. Güla bir hatun vardı. Neydi adı? Sümbül Ağa'yı sor, o bilir. Anne ki sultanım. Asıl müneccim Yakup Efendi vardı. Her dediği çıkardı. Yakup mu? O kim? İyi mi? Saray müneccimiydi. Lakin sonra İbrahim Paşa gönderdi saraydan. İbrahim Paşa mı? Neden? İnsanın tüylerini ürpertiyordu. Hissiyatı. Güçleri fazla yüksekti adamın. Büyücü derlerdi. Edirne'de bile bilinirdi. Bir çizdiği iflah olmazmış. Mahidevran'a bir daha çocuğun olmayacak deyince o da çok kızmış. İbrahim Paşa'ya şikayet etmiş. İbrahim de gönderdi saraydan. Çağıralım, gelsin. Olmaz. Saraydan gönderildi o. Hem validen müsaade etmez. Geldiğini nasıl bilecek? Gelir gider hemen. Sultanım ne olur. Çok merak ettim o adam. Hem güzel şeyler söyleyecek. Rahatlayacağız. Tamam. Gelsin. Yalnız burası olmaz. Güla. Kayıkla mermer köşke getireceksin onu. Karabatak derler ona. Kim bilir hangi dipsiz mekandadır şimdi. Madem lafını ettin. Bulacaksın Güla. Yerin 7 kat dibinde olsa çıkartıp getireceğim sultanım. Ağzını sıkı tut. İtiraf et. Bir şey yapmışsın belli. Yoksa niye bu kadar kızsın ki? Bir daha yüzünü bile görmek istemiyormuş. Sakın inkar etme. Haberim var. Şimdi söyle. Ne yaptın da bu kadar kızdırdın onu? Hünkâr kalfası olduktan sonra pek alakadar olamadım.
O yüzden. Nigar Kalfa. Bana doğruyu söyle. Eğer beni de kaybedersen bu sarayda tutunacak dalın kalmaz. Leo. Hürrem Sultan anladı. Yani Gülnihal'i bıçaklama mevzusunda benim sizi koruduğumu. Söyledim mi yoksa? Yok vallahi billahi söylemedim. Lakin inanmadı. Kızdı kovdu beni. Hünkârım. Bulunduğumuz menzilden Mohaç'a gitmek için Drava nehrinden geçmemiz lazım. Drava fazlasıyla akıntılı ve derindir. Geçmek müşkülat yaratacaktır. Ancak köprü yaparsak mümkün olur teçhizatı ve askeri geçirmek. Köprü yapmak ne kadar vakit alır? Canımızı, varımızı, yoğumuzu seferber ederiz paşam. Ki gece gündüz çalışırsak bir hafta inşa ederiz inşallah. Yarından tezi yok, başlasın köprü inşası. Lakin taş köprü yapmakla uğraşmayın, yetişmez. Dizin elinizdeki tahtayı, taşı, tekneyi, yük taşıyacak ne varsa olsun size köprü. Ayrıca Mohaç Ovası'nı keşfe çıkın. Nerede ne var iyice tetkik edin. Bu mevzula sen alakadar olmalı Koçoğlu. Yolumun üzerinde tek bir taş dahi görmek istemiyorum. Emredersiniz hünkârım. Arazinin keşfinden sonra harp düzenine ve hareketimize karar veririz. Çekilebilirsiniz. Efendim, Osmanlı ordusunun 100.000 olduğu söyleniyor. Belki daha da fazla. Bizim 20.000 kişiyle bu güce karşı koymamız imkansız. Verbözi taraftarları ve Batori yandaşları arasında çekişme var. Başkumandanın kim olacağı, Macar ordusunun bir mi yoksa iki kumandan tarafından mı idare edeceği yönünde de kavgalar var. Bunu bilmekteyiz. Sahi komutan kim olacak majesteleri? Zapolya 30.000 askeriyle gelecek. Papa'dan gelen parayla Leh askerler de gelecektir. 50.000'in üzerinde olacaklar. Savaşı biraz uzatabilir ama sonuç değişmez. Böyle güçlü bir orduyla ovada karşılaşmak felaket olur. Teslim mi olalım yani? Bugün edinip kale savunması yapalım. Bu alan korunaksız. Bu ova tehlikelerle dolu. Evet, tehlikelerle dolu. Ancak bu şekilde zafere ulaşabiliriz. Efendim, unutmayın ki Solomon önce sizin canınıza kastedecek. Sarayda bulunmanız daha güvenli olacaktır. Yeter! Bu savaşın başkomutanı benim. Ve kimseye de bu payeyi vermiyorum. Bu payeyi isteyenler önce hak etsinler. Savaşsınlar. Kendi kurtuluşunuz için benim başımı bahane ettiğinizi görüyorum. Oysa ben sizin için, ülkem için canımı tehlikeye attım. Kimse... Ama hiç kimse benim içinde bulunduğum tehlikeleri ileri sürerek kendi korkaklığını örtmesin. Ben sizinle birlikte gücü her şeye yeten Tanrı'nın yardımıyla Mohaç'a gidip Solomon'u yeneceğim. Hünkârım. Söyle. Hünkârım. Bana kızgınsınız. Yüzüme bakmıyorsunuz. Baskından da beni mesul tutuyorsunuz. Eğer seni mesul tutuyor olsaydım şu an konuşmazdık. Affedin hünkârım. Her ihtimali düşünmem icap ederdi. Senin gözlerinde korku var Pargalı.
Sadakatin huzuru yok. Kayboldu. Benden sakladığın, gizlediğin, sır tuttuğun her neyse seni güçlü yapmaz İbrahim. Seni korkak yapar. Sen ki benim neden burada olduğumu, hayallerimi, hedefimi bilen yegane insansın. Nasıl düşünmezsin? Ben sana güvenerek attığım en ufacık bir adımda alaşağı edileceksem seninle nasıl yürürüm? Her zaman gözümün önünde olacak. Öyle ki her baktığımda ölümle aramdaki mesafeyi görebileyim.